Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Mayıs 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Güneş 21 Mayıs'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. 30 Nisan'da meydana gelen Boğa burcundaki Güneş tutulmasının tesirleriyle Mayıs ayına başlıyoruz. Hızlı başlıyoruz ve güzel başlıyoruz. Aslında iyicil bir tutulma. Tutulma yöneticisi Venüs'ün Jüpiter'le yaptığı muhteşem kavuşma etkileri Mayıs'ın ilk günlerinde de tesirini devam ettirecek. Size de çok güzel enerjiler veriyor bu tutulma. Hem Boğa dost bir burç hem de Venüs Jüpiter kavuşum Balık burcunda olduğu için hayata bakışınızda, anlayışınızda, farkındalığınızda, ruhsal enerjinizde çok güçlü yükselmeler var. Sezgileriniz artıyor, ilham akışı artıyor. Hayatta anlam arayışınız güçleniyor ve yeni ufuklar, daha geniş vizyonlar üretebilirsiniz. Bu tabi hem iş alanlarında hem ilişkiler alanında size yeni olanaklar da sunabilir. 11. evinizdeki Boğa burcundaki bu tutulma ve yeni ay tesiriyle beraber yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Yeni tanışmalar olabilir, hayatınızda daha kadersel, duygusal ilişkilerde olabilir bunlar. Özellikle şanslar, kısmetler, manevi konulardan, ruhsal konulardan, yurt dışı, uluslararası alanlardan, eğitim, akademik konulardan ve hukuksal konularda, yani adalet arayışlarınız varsa hayatınızda çözmek istediğiniz bazı sorunlar, hani buralarda da güçlü akışlar olabilir. Evet, ayın ilk 10 günlük döneminde bu güzel etkiler her alanda bizi biraz daha destekliyor. Bünyesel anlamda da güçlüsünüz, sağlığınız da daha yerinde görünüyor. Manevi enerjiniz her şeyden önce çok güçlü olduğu için bu dönemde zorluklar olsa bile hayatınızda bir kabullenişe geçmeniz, tefekkür etmeniz, her şeyi biraz daha oluruna bırakmanız mümkün. Bu da size çok muhteşem bir manevi güç veriyor aslında. Evet, ayın 10'unda Merkür gerilemeye başlayacak. 4 derece ikizler burcunda. Yılın artık bu Merkür gerilemelerini biliyoruz. 3 ayda bir yaşıyoruz. Bu da ikinci Merkür gerilemesi. Merkür gerilemelerinde yaşam biraz yavaşlar. Bu dönem aslında bir öyle gözden geçirme dönemi, inceleme dönemidir. Ayın ilk 10 günlük döneminde Merkür'den destek alacağımız için hani düşüncelerimizi, planlarımızı daha rahat uygulamaya koyabiliriz. Mümkünse de bunları yapmaya çalışalım zaten. Mayıs'ın ilk günlerini değerlendirelim. Ayın 10'undan sonra Merkür gerilemesi biraz dinlenmek. Yani yaptığımız projeleri okumak, gözden geçirmek için ya da hani böyle bir beklemek için daha uygun olabilir. Bunu bir tatil süreci de olarak da değerlendirebilirsiniz ya da bir hazırlık dönemi olarak değerlendirebilirsiniz. Hani bir öğrencisiniz örneğin, ders çalışıyorsunuz diyelim. Geçmiş konuları şöyle bir gözden geçiriyorsunuz ya da işle ilgili bir şeyleri hazırladınız, planladınız. Hani oradaki eksikleri fark etmek için değerlendirmeler yapıyorsunuz. Bunun için güzel bir dönem. Merkür retrolarında önemli kararlar vermeye çok önermiyoruz. Yeni teklifler aldıysanız da bunlara daha temkinli yaklaşın. İmza ve sözleşmeler için de biraz bekleyin. 2 Haziran'da düzelecek Merkür. 2 Haziran'dan itibaren bu alanlarda daha rahat hareket edebiliriz. 11 Mayıs'ta Jüpiter Koç burcuna geçiyor sevgili yengeçler. Şans bereket gezegenimiz Balık'tan ayrılacak. 28 Haziran'a kadar burada ilerliyor. 8 derece Koç'a kadar. 27 Ekim'e kadar kalacak Koç burcunda. Yaz boyunca aslında Koç burcunda olacak Jüpiter. Daha sonra tekrar bir balığa geçiyor son derecelerine. Tamamen 20 Aralık'tan itibaren Koç'ta tekrar ilerlemeye başlayacak. Şimdi 27 Ekim'e kadar Jüpiter Koç burcunda, haritanızın en tepesinde bu yaz döneminde kariyer konularınızda genişleme fırsatları var aslında. Yani burada imkanlar olabilir, fırsatlar olabilir. Kendi işinizi yapıyorsanız büyütme imkanları olabilir. İş arıyorsanız evet şanslısınız. Yeni iş imkanları, mesleki anlamda girişimler, tüm bunları bekleyebiliriz aslında. Toplumda da hani başarılı olmanız, dikkat çekmeniz mümkün ya da üstlerle ilişkilerinizin daha destekleyici olmasını da bekleyebiliriz Jüpiter Koç burcunda ilerlerken. Ayın 15'inde Güneş-Satürn karesi var. Zor bir açıdır. Toplumsal alanlarda da etkilidir bu Güneş-Satürn karesi. Zaten ay tutulması da olacak ayın 16'sında. 25 derece Akrep burcundaki yılın ilk tam ay tutulması. Akrep krizlerle ilgilidir. Bu tutulmada güney düğüm yönünde. Satürn'den de kare açı alıyor. Çok kolay bir enerjisi yok. Biraz böyle mücadeleci, biraz hani zorlayıcı, baskılı ve manipülatif bir enerjisi var. Siz çok fazla etkilenen burçlardan değilsiniz.
Yani siz sert etki almıyorsunuz. Hatta belki sizin için daha olumlu bir etkileri bile olabilir bu tutulmanın. Beşinci evinizde meydana geleceği için. Beşinci ev şans evidir. Hem maddi anlamda hem manevi konularda fırsatlar anlamına gelebilir. Aşk ilişkilerinizi bir gözden geçirmeniz gerekebilir. Çünkü tutkulu bir burç Akrep ve krizlerle ilgili. Yani aşkla ilgili bir kriz olabilir örneğin. Tutku, cinsellik gibi konulara daha temkinli yaklaşmak gerekiyor. Çocuklarla ilgili konularda etkili bir tutulma. Bu tutulma tesiriyle mesela hamilelik, doğum gibi konular gündeme gelebilir. Ama süre gelen bazı şeyler, yani durumlarda da krizler olabilir. Yani o yüzden eğer hamilelik gibi bir konu varsa sağlığımıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çocuklarla ilgili yönetmeniz gereken sorumluluklar ve buralarda bazı krizler olabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 25 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa sizin için bireysel etkileriniz olacaktır, olabilir. Ama bulunmuyorsa o zaman sizin için çok önemli etkileri olmayabilir. Daha çok toplumsal alanlarda, maddi konularda bazı krizler, işte sağlık konularında olabilir, savaş ve mücadele enerjileri olabilir. Yani ekonomik krizler, buralarda baskıların artması mümkün. Bunların bireysel hayatlarımıza az veya çok etkileri olabilir. Evet, tutulma tesirleri zaten hani ayın genelinde, hatta birkaç ay devam edebilecek daha uzun vadeli, daha güçlü bir enerji ortaya çıkarıyor. Ayın 21'inde Güneş İkizler Burcu'na geçecek. 12. evinize ilerliyor. 23 Haziran güzel bir gün. Güneş Jüpiter sekstil açısı var. İyicil enerjiler var gökyüzünde. Hani yardımlar, destekler alabileceğimiz bir enerji. Üstlerde ilişkileriniz iyi olabilir ya da aileyle ilgili, ebeveynlerle ilgili bazı sorunlarınız varsa bunları çözebilirsiniz. Yani böyle bir bağışlama, affetme, yardım enerjisi var. Ya da hasta olan kişiler varsa hayatınızda, ebeveynler olabilir bunlar. Yani onların tedavisiyle ilgili, bakımlarıyla ilgili bazı olumlu etkiler, destekler alabilirsiniz. 25'inde Mars Koç'a geçecek. Mars Koç'ta çok güçlü, enerjisi de çok güçlü. Üstelik geçer geçmez ayın son günlerinde Jüpiter'le de birleşiyor. Biraz hiperaktif bir enerji ortaya çıkmaya başlayacak. Hani siz de bunu belki daha çok işte gelecek hedefleriniz, kariyer planlarınız, yani buralarda daha güçlü koyabilirsiniz ortaya. Bir çalışma temposu da artıyor. Sorumluluklarda da bir artış olabilir ama başkalarının dikkatini de çekiyorsunuz. Daha cesur, daha girişken olabilirsiniz bu süreç içerisinde. Üstlerle ilişkilere dikkat edin. Otorite figürleriyle ilişkilere dikkat edin. Oralarda bazı çatışmalar, münakaşalar olabilir çünkü. Sabırsız olabilirsiniz. Hemen böyle yapacağım, halledeceğim diye hızlı kararlar verebilirsiniz. Fazla risk de alabilirsiniz. Lütfen kazalara, sakarlıklara böyle dikkat edin. O Mars-Jüpiter kavuşumu 28, 29, 30 Mayıs gibi birlikte hareket edeceği için evet özgüveninizi arttırıyor ama kendinizi biraz koruma konusunda sıkıntılı olabilirsiniz. Çok hızlı, çok böyle sabırsız, düşünmeden eyleme geçme enerjisi var. Bunu kontrol etmek gerekiyor. Aslında fiziksel aktiviteler, spor falan bunları yaparsanız dengeleyebilirsiniz. Ayın 30'unda 8 derece İkizler Burcu'nda yeni ay doğacak. Son günde olduğu için bu yeni ay, biz etkilerini Haziran ayında daha çok hissedeceğiz bu yeni ayın. Haziran'ın ilk iki haftası içerisinde İkizler yeni ayın enerjileri hayatımızda şekillendirici olacaktır. 12. evinizde doğacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 8 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa o zaman sizin için tesirleri olabilir. Bir dinlenme, böyle bir şifalanma sürecini işaret ediyor. Tatil olabilir. Bir izolasyon var çünkü. Yani bulunduğumuz ortamlardan geri çekilme, böyle bir gizlenme, yalnız kalma enerjisi var. Uzaklara gitme, tatil, seyahat olabilir. Ve yani bir sınava hazırlanıyorsunuz, böyle bir kapanıp çalışabilirsiniz. Geçmiş konuları böyle bir gözden geçirebilirsiniz ya da bir proje üzerine hazırlıklar yapabilirsiniz. Hani tüm bunları yapmak için de bu yeni ayın imkanları olabilir. Zaten Haziran ayının ilk iki haftası bu şekilde geçecek gibi görünüyor. Yönetici gezegeni Merkür geriliyor ama 2 Haziran'da düzelecek. 2 Haziran'dan sonra bu enerjileri daha rahat ortaya koyabiliriz. Evet, kısaca ayın genelini şöyle bir toparlarsak. Bu ay yani kişisel hedefleriniz, sosyal konular, iş konuları, buralarda olumlu desteklerle başlıyorsunuz aya. Manevi yanınız güçlü, ilham enerjisi güçlü akıyor. Sezgilerinizi iyi değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlarla bir arada olmanız, destekler almanız mümkün. Güzel seyahat imkanları olabilir. Ayın ortalarından itibaren gerçekten iş kariyer konularınızda çok olağanüstü koşullar, fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ay ortalarındaki Akrep
burcundaki tutulma, aşk, romantik konular, çocuklarla ilgili bazı yüzleşmeler ve krizleri tetikleyebilir. Tutkuları iyi yönetmek gerekiyor. Bu arada maddi risklere de dikkat edin. Çünkü şansla ilgili faktörlerde hani şansınıza güvenerek fazla risk alırsanız biraz hani piyasalar, çünkü ekonomiyi etkiler Akrep Burcu. Özellikle spekülatif piyasalarda, borsa gibi buralarda krizler, manipülatif durumlar artabilir bu ay tutulması döneminde. Tabii bazı krizler herkese olumsuz etkilemez. Krizlerden fayda da sağlayabilirsiniz. Bunlar da mümkün. Ama hani iyi yönetmek gerekiyor. Çok da risk almamak gerekiyor. Ay sonunda artık Güneş ikizlerde böyle bir dinlenme, şifalanma dönemi var. Hazırlık dönemi var. Biraz izolasyon, biraz geri çekilme dönemi var. İkizler yeni ayı, ayın son gününde doğacak. Etkilerini daha çok Haziran'da hissedeceğiz. Bir çalışma, hazırlık dönemi, seyahatler için, eğitimle ilgili girişimler için de yeni ayın destekleri olabilir. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.